Selam arkadaşlar. Bu pazar gününe özel 5-6 maçtan oluşan bir iddia kuponu vereceğim. Şöyle ufaktan bir bakalım maçlarımıza. O Antalyaspor Göztepe maçı kupada karşılaştılar. Gollü geçti. Antalya'yı gösterdiği. Şöyle sakat cezasına bakalım. Belki kupa maçında falan. Kart görmüş olabilirler birkaç oyuncu. Titi yok Göztepe'de. Evet. Bu Paco ile Tito önemli oyuncular. Antalya'da da Nazım Sangar yok. Arkadaşlar bu maça 1-0 1-0 çifte şans oynayın. Antalya Göztepe yenilmeyecektir. Taner Tuna Göztepe'yi yakından tanıyor. O yüzden yani açıklarını biliyor takımın. O yüzden Antalyaspor Göztepe 1-0 çifte oynayın. Şurada Keçiören Gücü. O adam Keçiören Gücü. Valencia maçına da 0-2 çifte şans oynayın arkadaşlar. Forvetleri yok ama şöyle 0-2 çifte şans. Mallorca Valencia maçı 0-2 çifte. Geçiren gücü o Eskişehir yener. Şu İstanbul Erzurumspor maçı çok güzel maç arkadaşlar. Dileyen direkt 2 oynasın. Biraz sakat cezasını ufaktan bir bakalım. Erzurumspor'da herhangi bir sakat cezalı görmüyor. Orta sahadan defanstan iki oyuncu Eslem Öztürk, Patrick, Etoga İstanbulspor'da yok. Ya direkt iki oynayın bu maça ya da 0-2 çifte şans oynayın arkadaşlar. Oralar gelme olasılığı yüksek diye düşünüyorum. Şimdi 3 maç etti. Oran 1.92. Gayet iyi oran aslında. Gayet iyi oran arkadaşlar. Şu 3 maç. Yani şu iddia oynayacak kişi şuna 20 TL bassa 38 TL yapıyor. Yani 18 TL kar yapıyor. Yani 18.40. Bu normaldir yani. Böyle riskli maçlara girmeyin. Şöyle Milan'a bir bakalım da. Normalde yener gözüküyor. Bu maçta karşılıklı gol de olabilir. Diye düşünüyorum ama Milan kendi evinde olma avantajıyla bu maçı alabilirim. Şöyle bir eksiklerine bakalım. Ama bu maça girmek istemiyorum. Çünkü maç 1-2 de olabilir yani. Şöyle. 4-40. O yüzden bu maç riskli arkadaşlar. Milan maçı. Real Betis Sociedad buna 1-0 çift oynanabilir. Şu Galatasaray'a gönül rahatlığıyla oynamak isteyen oynayabilir arkadaşlar. Trabzon'a bir bakalım. Trabzon'da büyük oranda 1 gözüküyor. Önemli bir eksik yani Daniel Sütlü gözüküyor ama o da
pek etkileyeceğini zannetmiyorum. Bak şu Yusuf Erdoğan'la Pavelka önemli oyuncular. Quaresma zaten sakatmış. Sadık'ı da yok bunlarda. Yani Trabzon bu maçı rahat rahat alır arkadaşlar. Yani şu Yusuf Erdoğan'ın olmayışı çok güzel bir şey. Üstüne de Quaresma yok. Çok tatlı bir şey yani. Bahis severler için. Çünkü bu Yusuf Erdoğan falan bayağı iyi oyuncu. Kontratağa çıkıyorlar. Gol bulabilen bir oyuncu. O yüzden bu Yusuf Erdoğan'ın olmaması bu maçta çok güzel. Maçına girmeyelim. İki taraf da çok kötü çünkü. Leicester'ın burada Burnley'ye yenilmeyeceği düşüncesindeyim. Şöyle bir form durumuna bir bakalım. Evet. Sakat cezalı. Yani bir tane sağlam oyuncusu orta sahadan yok Leicester'ın. Burada fıtık ameliyatı olmuş. Ashley Barnes. Bunlardan da bir kişi yok. Forvet. Puan durumuna geliyor. Şöyle. Yani bu maçın ideali arkadaşlar 0-2 çifte şans. Dileyen karşılıklı gol var da oynayabilir. 0-2 çifte şans bu maçın en makul oranıdır. Karşılıklı gol vermek isteyen arkadaşlar karşılıklı gol oynayabilir. 1.62 veriyor. Ama ben bu maça Burnley maçına 0-2 çifte şans oynuyorum arkadaşlar. Maçı var. Maçına da girmeyelim. Şu alt liglerden falan fazla bulaşmayın şu alt liglere. İkinci ligler, üçüncü ligler arkadaşlar. Bayern Münih'e az vermişler. Villarreal bu Espanyol'u yenecek güçte diye düşünüyorum arkadaşlar. Villarreal'in son 5 maçı bu şekilde arkadaşlar. Sociedad, Getafe, Sevilla bunları yenmiş. Aslında Villarreal'in bu sene UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi güzel olur. Bunun takım toparlanmış gözüküyor. Hadi sakat cezasına bakalım. Pek de bir şey gözükmüyor. İnternetten mi? Evet, internetten mi gidiyor? Şöyle kendi internetimizden bakalım. Yani puan durumuna bakacaktık. Villarreal'in aslında UEFA'ya gitmesi lazım bu sene. Diye düşünüyorum. Bu sene biraz toparlanma görünüyor takımda. Evet. Espanyol'un iki tane forvet oyuncusu sakat gözüküyor. Defanstan Raul Albiol Villarreal'de şüpheli gözüküyor. Bakalım. Yani bu maçın hakkı arkadaşlar
Bir. Çok güvenmezsek bu maça 1-0 çıktı oynuyoruz. Villarreal maçına. Ya oran niye bu kadar hani düşük çıkıyor falan diye düşünenler olabilir arkadaşlar. Yani buna bazı kişiler 1000 lira da basıyor. 500 de basan var. O yüzden riske girmemek adına bu şekilde kuponu oluşturuyoruz. Bir maç daha ekleyelim. Kuponu görelim arkadaşlar. Mod paylara bakalım. Form durumu ne durumda? Kupaymış zaten bu. Geçelim kupa maçına. Liverpool'a bakalım. United'da çok eksik varsa direkt Liverpool oynanabilir. Evet, şöyle bir bakalım. Rashford şüpheliymiş. Yok. Pogba da bayağıdır yok ya. Ya bu Manchester United şey Liverpool arkadaşlar bu Manchester United'ı yener. Çok gol atar yani. Bu şekilde. Kupon oluşturduk 8 maç. Sadece sanırım Liverpool. Sadece ha, Trabzon'la Liverpool bir de Galatasaray tek. Diğerleri çifte şans. İşte toplam oran arkadaşlar. Toplam oran 5.06. Kuponumuz şu şekilde. Antalya 1-0 çifte şans. Antalya Göztepe maçı. Mallorca Valencia maçı 0-2 çifte şans. İstanbul Büyükşehir Belediye Erzurum 0-2 çifte şans. Ya şu işte Erzurum'a direkt 2 oynamak isteyenler oynasın arkadaşlar. Yani çok cazip güzel oranı var. Takım da çok formda. Galatasaray Denizli'yi yenecektir 1-22. Trabzon Kasımpaşa'yı yenecektir 1-35. Burnley Leicester maçı 0-2. Villarreal normalde bu Espanyol'u yener ama garanti olsun diye 1-0 çifte şans alın. Liverpool'da Manchester United'ı yener arkadaşlar. Toplam oran 5.06. Oynamak isteyenlere şimdiden bol şans dilerim arkadaşlar. 19 Ocak Pazar gününün 8 maçtan oluşan kuponu bu şekilde arkadaşlar. Sistem yapmak isteyenler şöyle 7-8 oynayıp 9 TL'ye 38 milyon kazanma şansına sahip olabilirler diye düşünüyorum. Şimdiden herkese bol şanslar arkadaşlar. İnşallah Pazar günü yani bugün yaptığınız kuponların hepsi tutar diye umuyorum. Herkese şimdiden bol şans arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.